Bugün saat 14'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına başlayacak. Malumunuz 14 Haziran seçimlerinden sonra kısa bir süre çalıştı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Temmuz ayı başında tatile girdi, 3 aylık tatiline ve yine anayasa ve iş tüzük gereğince 1 Ekim günü yeniden yeni yasama yılını açıyor. Bu yasama yılında yoğun bir gündem olacağını anlıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı açılış konuşmasında bir takım mesajlar verecek. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine ilişkin bir takım işaretler verecek bize. Burada ilk başta sizin de belirttiğiniz üzere yeni anayasa konusunda yine çağrı yapacağını tahmin ediyoruz. Seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti bu konuda somut adımlar atacaklarını belirtmişlerdi. Ancak seçimden önceki bu vaatler sadece bir seçim söylemi olarak kalmadı. Seçimden sonra da bunun devam ettirileceği ve bu konuda somut adımlar atılacağı söylendi. Ve nitekim meclis açılınca da anladığımız kadarıyla AK Parti grubu ve Cumhur İttifakı partileri diğer partilerle görüşerek yeni anayasa konusunda neler yapılabileceği, nasıl bir uzlaşma sağlanabileceği, hangi yöntemlerin izlenebileceği konusunda adımlar atacak. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasında bu konuda bütün partilere tahmin ediyoruz ki ön koşulsuz masaya oturma, sivil ve demokratik bir anayasa yapma çağrısı söz konusu olacak. Tabii anayasanın yanında başka bu yıl meclisin çok önemli gündemleri var. Anayasanın ayrıntılarına geçeriz. İsterseniz Tabii. siz diğer başlıklarda neler var onları Aslında söyleyin. yine anayasayla ilişkili bir anayasa değişikliği gündeminin söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Hatırlarsak geçen yılın sonlarında başörtüsü yasağına ilişkin olarak başörtüsüne güvence getirme amacıyla bir anayasa değişikliği önerilmişti AK Parti tarafından ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından. Bu anayasa değişiklik teklifi bir taslağa dönüşmüştü, meclise sunulmuştu. Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edilmişti. Ancak 6 Şubat depremi sebebiyle ve seçimler yaklaştığı için bu teklif geri çekilmişti, rafa kaldırılmıştı bir nevi. Yine anladığımız kadarıyla AK Partili yetkililerin açıklamalarından gördüğümüz kadarıyla meclis açıldığında bu anayasa değişiklik önerisi 2 maddeden oluşan bir başörtüsüne kamuda ve özel sektörde güvence getirmeyi amaçlayan anayasa değişikliği ve aileyi korumayı amaçlayan evliliğin sadece kadın ve erkek arasında tesis edilebileceğini öngören anayasa değişikliği tekrardan gündeme gelecek gibi gözüküyor. Bu anayasa değişikliği önemli çünkü bu çok konuştuğumuz, bu programlarda da gündeme gelen muhalefetin içinde bulunduğu krizi daha da derinleştirme ihtimali olan, o krize benzin dökebilecek bir husus. Çünkü muhalefet partileri içerisinde bu değişikliği destekleyebilecek olanlar var, karşı çıkabilecek olanlar var. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bile bu değişikliğe destek olabilecek ya da karşı çıkabilecekler var. Yani bu değişiklik siyaseti de hareketlendirecek ve gündemi canlandıracak diyebiliriz. Bunun dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü gündeme gelecek bir konu. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü çok önemli bir hukuki belge. Anayasa hukuku literatüründe sessiz anayasa olarak isimlendirilir. İşte iktidar muhalefet dengesi, meclisin denetim araçları, meclisin yasa yapma kapasitesi vesaire gibi temel konular burada düzenlendiği için sessiz anayasa olarak isimlendirilen önemli bir hukuki belgedir. Ve hala 1973 yılında kabul edilmiş olan, 99 yılında yenilenmiş olan iç tüzüğü kullanıyoruz biz. Yani şöyle düşünelim, Senato ve Millet Meclisi şeklindeki iki meclisli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göre hazırlanmış iç tüzük hala yürürlükte. Çok eskide Bunun kaldı. ayrıntılarını konuşalım istersen diğer Tabii. başlıkları da hızlıca Hızlıca geçelim. söyleyelim o zaman. Çünkü bunların ayrıntısını konuşacağız bugün. Tabii. Ekonomiyle ilgili yasalar bekliyoruz. Orta vadeli plan açıklandı biliyoruz birkaç hafta Evet. önce. Bütçe kanunu bununla bağlantılı olarak gelecektir. Yine seçimden önce yapılan vaatler vardı. Bunların bazıları yasal düzenleme gerektiriyor. Örneğin çok önemli bir düzenleme Aile ve Gençlik Evet. Bankası şeklinde bir banka kurulacağı öngörülmüştü. Özellikle doğalgaz ve petrol gelirlerinin buraya aktarılacağı ve bunların aile ve gençliğe aktarılması amacını güden. Yine depremle ilgili düzenlemeler, kentsel dönüşümü hızlandıracak, İstanbul'u daha çok odağına alan
bir takım yasal düzenlemeler öngörülmesi planlanıyor. Bazı bakanlıkların özellikle ihtiyaç duyduğu düzenlemeler söz konusu. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi'nin bazı iptal kararları sebebiyle ve verdiği süreye uymak gerekçesiyle yapılması gereken bir takım düzenlemeler var. Bunlar da meclisin önünde bekleyen kanunlardan bazıları. Son olarak da meclisin daha doğrusu yürütme organının kabul ettiği 20 civarında uluslararası sözleşme var. Bunların Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmasının uygun bulunması gerekiyor. En önemlilerinden biri de belki İsveç'in NATO'ya katılmasına ilişkin uluslararası sözleşmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanması konusu gündeme gelecek. Dış politikamız açısından da önemli bir konu. Bunlar konuşulacak. Evet. Bunların ayrıntısını